Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün ayva reçeli yapacağız. Ayva reçelini güzel bir şekilde ayvalarımızı yıkadıktan sonra o üzerindeki yün gibi şeyler var, pamuk gibi arkadaşlar. Onları bir güzel yıkayalım. Arkadaşlar, güzel bir şekilde soyalım. Şöyle bir leğene bir soğuk su hazırlayalım arkadaşlar. Bunun içini de şöyle göstereyim, hatta ben görünüyor. Bunun içine bir tane limon sıkıyoruz. Şöyle de kabuklarıyla birlikte içine atıyoruz arkadaşlar. Biz diğerlerini soyana kadar o kararmasın diye bunu bir kenara alalım. Şöyle güzel orta çekirdeklerini de bir güzel ayıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle şimdi ben bunları bu halde yapıyorum. Sonra onları bir güzel çekirdeklerini alacağım. İçine atacağım. Çünkü biliyorsunuz çekirdekleri ayvaya renk veriyor. Şimdi şöyle atalım. Şimdi bundan sonra doğrama aşaması var arkadaşlar. Doğrama aşamasında da ister rendeleyebilirsiniz, ister küp küp doğrayabilirsiniz. O tercih size kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayva bildiğiniz üzere arkadaşlar hemen kararan bir meyve. Elma ile ikisi de, ayva da elma da hemen kararıyor bildiğiniz üzere. Bu ayvalarımız köyden geldi. Organik ayva arkadaşlar. Hiç ilaçsız, sıfır. Tamamen kendiliğinden organik. Şöyle hatta göstereyim. Büyüklü küçüklü olduğu gibi. Zaten bir buradakiler hep hormonlu şişirme arkadaşlar. Şöyle güzel de bıçakla soyalım. Bunu şimdi arkadaşlar küp küp doğradıktan sonra ben bir güzel şekere yatıracağım. Şimdi şekere yatırmak için 1 kilo kullanacağım. Yarın daha şeker ekleyeceğim. Onu da tabii ki sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunu ben akşamdan çekiyorum arkadaşlar. Yatmadan önce yapayım dedim. Yarın devamında çekeriz videonu. Bu tarz şeyler mecbur. Böyle bölmek zorunda kalıyoruz. Bazen arkadaşlar içinde kararmışları da olabiliyor. Bu köy ayvası olduğu için, organik olduğu için. Onları da güzel temizleyin, ayıklayın. Zaten yıkıyoruz. Hiçbir problem olmaz. Şöyle alalım. Organik meyvanın sebzenin içine kurt girer arkadaşlar. Bu hiç kaçarı yok. Organik olduğu için öbürkünlerde ilaç falan olduğu için tabii ki onların içine giremez. Şöyle bunları alalım, güzel temizleyelim. Hepsini bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi burada girmiş efendi. Şöyle güzel. Bu kurtlu şeyli bölgelerini ayıklayalım arkadaşlar. Hiç bir problem olmaz. Siyah yerlerini aldıktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Bu yemiş gitmiş zaten. Şöyle. Çekirdeklerini de arkadaşlar toplayacağım. Ya bir tülbentin içine ya da içine renk vereceği için onları öyle yapacağım. Onları yarın yapacağız. Yarınki aşamalarda. Şimdi ben bunları bir güzel soyayım. Soyduktan sonra doğrama aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ayvalarımı soydum. Şöyle güzel. Biraz daha arkadaşlar. Küçüklüğü de oyaladı beni. Şöyle güzel küp küp doğruyoruz. İsterseniz tahtada, isterseniz böyle elinizde doğrayabilirsiniz. Biraz bunlar beni uğraştırdı arkadaşlar. Küçüklüğü, büyüklüğüydü. Hemen böyle doğruyoruz. Böyle doğradıktan sonra şekere bastıracağız arkadaşlar. Yarın da Allah izin ederse kaynatacağız. Şöyle. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz de. Daha önce de demiştim. Şöyle güzel. Ben çok böyle eritmeyeceğim arkadaşlar. Eritmeyeceğim derken çok fazla ufalamayacağım. Böyle yetecektir. Böyle küp küp doğradım yani. Şöyle.
Böyle güzel elma dilimi gibi de arkadaşlar yapıyorlar da öyle de çok büyük oluyor. Bilmiyorum öyle. Hani lezzetli olur mu olmaz mı? İllaki oluyordur ama. Yani şunu şöyle ortadan kesilmiş halini düşünün. Öyle. Böyle de yapıyorlar. Biraz işte pratik olmamız lazım ayvayı bunu yaparken arkadaşlar. Çünkü kararıyor. Ben su hazırladığım halinde bile kararmaya başladılar. Hemen şimdi hızlı bir şekilde doğrayalım arkadaşlar. Şeker üstüne şeker atacağım bölümde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde soydum kıydım arkadaşlar. Suda beklediği halde bile hemen karardı. Şimdi ne yapıyoruz? Burada benim 1 kilo toz şekerim var. Toz şekeri şöyle üstü kapanacak şekilde atıyoruz. Bunun güzel üstünü kapatacağız. Bu böyle sabaha kadar bekleyecek arkadaşlar. Elimde biraz nemliydi yapıştı. Sabah kaynatırken zaten arkadaşlar iç çekirdeklerini de şöyle bir avuç kadar ayırsak yeterli. Hepsini dökmeye gerek yok. O çekirdekleri güzel jöle kıvamında oluyor. Bunu güzel kapatacağım. Şöyle bastıralım. Hatta şöyle dökelim de atalım tepesinden. Şimdi ben 1 kilo koyuyorum arkadaşlar şekeri. Ama yarın biraz daha koyarım. Tadına bakarım biraz kaynadıktan sonra. Ya da böyle şimdi bunu şöyle güzel yayalım. Bu 1-2 kilo yeterli olacaktır bence şekeri. Şöyle bu kalacak arkadaşlar. Şöyle üstünü kapayalım. Şimdi bunu güzel kapağını da kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu açık yerleri güzel kapatalım. Zaten o sabaha kadar kendini çekecektir. Arkadaşlar eğer ki sabah erken de yapıp da akşam da kaynatabilirsiniz. Hiç problem olmaz. Şimdi ben akşam koydum, sabah kaynatacağım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese günaydınlar olsun. Arkadaşlar güzel bir şekilde şekere yatırdıktan sonra bir gece ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar 1 kilo şekere bastırmıştık bildiğiniz üzere. Arkadaşlar gene biraz da azıcık kararma oldu ama bu pişince geçecektir. Hiç şey yapmayın, paniklemeyin. Şöyle şu kadar da ben çekirdeklerini ayırmıştım. Onları da bir güzel atıyoruz. Onlar renk versin diye. Şöyle onları atalım içine. Bunlar öyle durduğuna jöle gibi kalmış arkadaşlar. Şimdi oğlum baklava gitti arkadaşlar. İçine biraz daha şeker atacağım ben. Çünkü tadı az geldi biraz. 1 kilo koymuştum şekeri. Biraz daha koyacağım. Çekirdekleri yetecektir buna. Şimdi biraz daha şeker getirsin oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reçelim kaynayarak çıktı. Arkadaşlar demiştim ben biraz daha şeker katacağım diye. Neredeyse 1 kilo daha kattım çünkü böyle tadına baktım az geldi. Ben akşam 1 kilo şekere yatırmıştım. Siz de öyle yaparsanız arkadaşlar hani tadına bir bakın eğer ki tadı yoksa biraz daha şeker katın. İçine de şöyle bir tatlı kaşığının ucunda tereyağı atarsanız reçelimiz hem parlak olur hem güzel olur. Şimdi bu kaynasın arkadaşlar. Biraz daha kaynasın. Zaten pişme aşamasını da sizlere göstereceğim. Şöyle göstereyim. Buhardan biraz gözükmüyor. Evet arkadaşlar bayağı reçelimiz olmaya başladı. Arkadaşlar reçelimizi şöyle olduğunu anlamak için bir tabak alalım. Temiz bir kaşıkla. Bunu biraz dolaba koyalım arkadaşlar. Şöyle güzel koyu kıvama geldiyse şöyle 5 dakikada kadar beklettikten sonra dolaptan çıkartalım.
Ben daha da tabii ki daha bu var olacak. Kaynıyor. Gördüğünüz gibi vallahi çok güzel oldu. Şurada da bir kaşık unutmuşum. Onu ne zaman attım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolaba koymadan bile koyu kıvam almaya başladı. Bunu 5-10 dakika daha kaynatacağım. Kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı koyulaşmış. Şöyle de göstereyim. O şır şır ses çıkmıyor. O şır şır ses çıkmadıktan sonra reçelimiz olmuştur demektir. Şu kaşığımızı da alalım. İçine kaşık gitmiş. Gördüğünüz gibi rengi de çok harika oldu. Biraz kararmasına rağmen bile güzel rengini bozmadan reçelimiz kaynıyor. Bir 5-10 dakika daha kaynatacağım arkadaşlar. Ondan sonra reçelimiz pişecek. Neredeyse 40-45 dakikadır böyle orta ateşte kaynıyor arkadaşlar. Şu tencere biraz benim büyük olduğu için arkadaşlar onu şöyle çevireyim biraz. Şöyle. Biraz karıştırdım da çok da ezilmesin falan diye karıştırmadım. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Soğudu. Nasıl akışkan kıvama geldi. Şu akışkan diyorum biraz koyu kıvama geldi. Zannediyorsam oldu artık. Eskiden arkadaşlar biz bunu odun ateşinde yapardık. Köyde öyle pişiriyorduk ama şimdi 5-10 dakika daha pişsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reçelim kaynadı, kapattım. Arkadaşlar o dolaba da koydum demiştim. O da çok güzel olmuş. Dolaba bile koymama gerek kalmadı o tabağa. O kadar harika olmuş ki gördüğünüz gibi rengini falan şöyle göstereyim. Harika olmuş. Hiç içine gıda boyası girmeden hiçbir şey. Bazı kişiler atarmış arkadaşlar. Sakın atmayın öyle şeyler. Gördüğünüz gibi bunları soğusun. Bu kız kardeşimin ayvasıydı arkadaşlar. Şimdi onu da söyleyeyim. Kız kardeşimle ikimiz paylaşacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın maksadıyla yemek nasip etsin. Herkesin yaptığı ürünlerini. Şeker oranı da arkadaşlar. Çünkü ben bayağı biraz benim vardı. Biraz ayva. Biraz kız kardeşim tabii ki o göndermişti. 2 kilo şeker koydum. Çünkü bayağı bir ayıklaya ayıklaya bu kadar ayva kalmıştı. Şekeri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ben buna toplam 2 kilo şeker koydum. Evet arkadaşlar buraya kadar videolarımızı izleyip videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olduğunuz zaman bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol izleme desteği verirseniz sevinirim. Herkese Gülsüm Hanım kanalından iyi günler diliyorum.